Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam. Bir kalmış karşısınız. Ya Hop, bugün inşallah sizler bilen didarlaşıp konuşup durganımızdan kursanmız. İnşallah İslam talimatları doğrusu da özara münasebetlerimiz, İslam teologiyası gebolergen hizmetler doğrusu da gaplaşanız. Avvalki dersimizde, yani sizlerden aldığınki dersimizde İslam'ya muhalif bulgen taifelerin tabiatları ve onlarını organiş ve bugünkü günde uşa tabiatlardan kanday himayeleniş, İslam'ın hakikatini kanday targıp kılış hakkında gaplaştık. Muhtasar şekilde gaparımız dedik, bir yarım saat geç uzunup gitti. Suhbet şimdi devam ettirsek yine köp, şu hakkında devam ettiremiz inşallah. İslam dinini yani Peygamber aleyhissalatu vesselam vasiteleri bilen insaniyetke amel kılıçlık için nazil kigen Allah subhanahu wa ta'ala İslam'ya her daim muhalif güçlerini hem meydanda cari kıldı. Bu adette güç, kudret muhalifini barlıgıda kurdunadı. Nisbilik nazariyesi. Ha? Nisbilik bar ki biz ak bar ki karanı, kara bar ki akını harcatarız. Yaxshi bilan yomonni ham yomondan ko'rib ajratamiz. Alloh subhanahu va taolo o'sha muxoliflarni o'ziga yarasha, o'z davrining kuchi, qudrati, quvvatiga yarasha chiqardi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom vahiy bilan quvvatlanib turgan zot. Vahiy bilan quvvat olib turgan zotga muxolif bo'lgan mushriklar oddiy odamlar emas bo'lar. Ular ham o'sha eng kuchga, quvvatga, o'zini yo'liga fidokor odamlar. O'sha fidokorliklari sababli islomga, dinga muxoliflikni ko'rsatishdi. Islomda ilk hujum qilingan, ya'ni hadaf Qur'on edi. Qur'oni Karimni yolg'onga chiqarmoqchi bo'lishdi. Ha? O'sha As ibn Voyil kabi o'zining tengdoshlari ichida badiiy janrlar to'g'risida eng kuchli odam edi. Odamlar As ibn Voyilga qarab turishardi, nima derkin deb. As ibn Voyil Qur'oni Karimni eshitganda lol qoldi. Lol qoldi, u bilardi u. U Qur'onning badihasini, Qur'onning fasohatini boshqalardan ko'ra terarroq tushunardi u. Bu odamni gapirmasligini bildi u. Kelib mushriklarga kelib aytdiki, "Men Muhammaddan shunaqa bir gap eshitdim" dedi. Usti dedi, "O'ta halovatli" dedi. Ichi o'rta ma'noli dedi. Ust nuqtadagi fasohat dedi. Bunaqa balog'at bo'lishi mumkin emas dedi. Undoq dedi, bundoq dedi. Ulumi Qur'on darsida As ibn Voyilning gaplari Qur'onga ta'rif sifatida ishlatiladi. Shunaqa ta'rifladi hatto. O'zi mushrik, kofir odam. Müşrikler xavotir qilib qo'ygan. Aytishganki, "Ey, bu hozir musulmon bo'lib qolsa nima bo'lar ekan?" deyishgan. Xavotir qilishgan. Agar u musulmon bo'lsa, uning da'vati keskir, qattiq islomga foyda bo'lib ketadi. Unda nima deyishdi? Deyishganda, "Fakkara va qaddar, summa fakkara va qaddar." Ha, Qur'onning kamini keladi. Tafakkur qildi, o'yladi, o'lchadi, o'lchab ko'rdi, nima ekan bu deb ko'rdi. Keyin in hada illa sihru yu'sar dedi. Bu bo'lsa bo'lsa sehr dedi bu. Ta'sir qiladigan sehr dedi. Shunda qarsakcha borgan odamlar. "He, o'zimizdan ekansan-ku" deb olishgan. Ya'ni xavotirlariga o'rin qolmagan. Qur'oni Karimga bo'lgan hujumni o'sha birinchi muxoliflar qo'ldan kelgancha harakat qildi, lekin eplolgani yo'q. Keyin nima qilishdi? Endi Qur'onni manbasi bo'lgan Payg'ambar alayhissalotu vassalomga hujum boshlandi. U zotning shallariga,
u zotning oilalariga, u zotning gap so'zlariga istihzo oyatlarining barchasi payg'ambarga qaratilgan. Kul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Sizlar Allohni, uning oyatlarini, uning rasulini istihzo qilasizlarmi? İstihza peygamberiye kalatır ya. وَلَا تَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların geplerinden siz mahzun bulmayın. Allah Ta'ala peygamberimizin kongullarını kurtarardı. En ağır yıl kaysi yılıydı? Mahzunluk yılı. Amul Huzun. Hadice anamız vefat topken. Abu Talib vefat topken. Bani Haşim kamalge kop koyulunken 3 yıllık sene. Ağır geçeydi. Ağır kundarıydı. O'sha paytlarda qaysi sura nozil bo'ldi? Yusuf surasi nozil bo'ldi. Yusuf surasini o'qisangiz, har qanday g'amga, tashvishga, muammoga, problemaga kirgan odam Yusufni o'qisin. Yusuf surasi insonni ruhlantiradi. Eng og'ir vaziyat. Endi najot yo'q degan paytda najot Allohdan ekanligi ko'rinadi Yusufda. Yusuf alayhi salatu vasallamni quduqqa tashlab olishdi. Najot yo'q edi. Quduqda odam o'lish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Karvon keldi, quduqdan sotib olishdi. Borib Misrni bozorida sotildi. Misrni bozorida sotilib, quduqqa tashlangan odam oz muddatda Misrni saroyida Misrning azizini eng mahbub quliga aylandi. Unda aylanib, bunda aylanib borib turib, azizni xotinini ko'ziga tushib qoldi. Endi najot yo'q. O'ylangda bir qul odam saroyda malika ish qo'zib turibdi unga. Qanaqa qilib qochadi? U juda vaziyat yo og'ir, najot yo'q deb turganda duo qilganlar. As-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani degan. Yusuf alayhissalom. Bitta xotinni fitnasidan qutulib chiqqanlar, o'shadagi xonasiga olib kirib olib turib va qolat haytalak degan. Kel kela qol deganda qochganlar. Eshiklar ochilib chiqqanda eshigini oldida Azizga ro'baro bo'lganlar. Aziz, nima qilyapsan? Aziz bilardi o'zi xotinini bunaqa ko'zi o'ynab turganini. Nima qilyapsan deganda meni bu chaqirdi deganda xotin tuhmat qilgan. Xullas u joydan najot yo'q, chiqib ketishga yo'l yo'q. Ya'ni himoyachisi ham yo'q. Sotib olingan, himoya qiladigan hech kim yo'q saroyda. Va shahida shahidun min ahliha. O'zini ahlidan bo'lgan bir guvoh guvohlik berdi. Yosh go'dak Yusufni oqladi. Orqasidan yirtilgan bo'lsa Zulayho aybdor, oldidan yirtilgan bo'lsa Yusuf aybdor. Mantiqa yechildi. Najot bo'ldi. Endi qutuldim deganlarida bu gap butun shaharga tarqab, hamma zodagonlarning xotinlarining tiliga tushdi Yusuf. Endi bitta xotindan qutuldi. Mingta xotin unga hujum qilishni boshladi. Butun shaharning xotinlari gap so'z bo'lib ketdi. O'shanda aytganlar, "As-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani" degan. Bu xotinlar chaqirayotgan zinodan menga zindon afzal. Zindonga qochdilar. Zindonga nimaga tushganlar? Zindon hayoti Yusuf alayhi salatu vasallamga kelajakda mamlakatni inqirozidan qutqarishlik uchun kadr kerak edi. Mavjud kadr korrupsiyaga botgan kadr edi. Mavjud kadr jamiyatni qutqara olmaydigan kadrlar edi. Ha, butparastlar edi. Ular xalqni evaziga yashayotgan odamlar edi. Ularni o'ziga bir vazifa yuklasangiz, ado qilmaydi ular. Cho'ntagini o'ylaydi. Ular uyini o'ylaydigan odamlar edi. Shuning uchun Alloh taolo buni qadar qildi. Yusuf alayhissalom zindonga tushdi. Zindonda o'zlariga aloqador odamlarni tarbiya qildilar. Ba'zi rivoyatga ko'ra 18 yil o'tirganlar. 18 yil zindonda odamlarni tarbiya qildilar. Keyin Alloh taolo o'sha Fir'avnni, o'sha zamondagi Misrni podshohini tushiga kirgizdi. Tushni tabiriga yagona Yusuf alayhissalom bakor keldilar. Va chiqqanlarida nima xohlaysan sen? Eng yaqin odamim bo'lasanmi deganlarda nima deganlar? Yo, menga xazinani ber deganlar. Chunki xazinani tasavvur mana shu sura Omul Huzundan nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni, ya'ni
Kongullarını kütardı. Nacat var dedi. Kütün dedi. Keredi. O şey en katta muhalif, küçük kuvveti var vaziyet diyen İslam'ın yok kılar yani yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şanları doğrusu da. İbrahim vefat topken de iki yaşıkça barıp barma genedi. Bunun arkası kesildi de işte. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şahslarına, obrularına tecavüz kılıştı. Allah Teala inne şaniyeke huvel abtar dedi. Sizin şaniniz hakkı da yaman gap yapır yetkenliğin özünün arkası kesik. Allah Teala bu rejeni, iradeni özü cari kıldı. Ve bugünkü kadar İslam'ın muhalifleri İslam'a kendi oyun oynayetken bulsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Mekke davruları bulan Medine davrularındaki oyunlar devam ediyordu. Başka gap yok. Yangi taktika yok. Bizni qo'limizda mavjud xarita bor. Xaritani o'rgansak, yaxshilab o'qisak, qizil chiziq qayerda, qayerda suv bor o'rganib olsak, yo'limizni to'g'ri qilamiz. Dushmanni bizga nisbatan kuchi yetmasligini eng katta sabablardan biri shu. Dushmanni yaxshi taniymiz biz. Nomidan bilamiz. Bo'yidan taniymiz uni. O'shaning uchun harb san'atida shunaqa gap bor. Düşmanını tanısanız, uruşunu yarmını egallagan bo'lasiz. O'zingizni tanısanız, qolgan yarmını egallagan bo'lasiz. O'zingizni ham bilishingiz kerak. Bu nima degani? Ya'ni harbiy san'atga kuchingiz yetadigan bo'lish kerak. Harbiy san'at deganda men bugungi kunda dinimiz to'g'risidagi muxoliflarga qarshi tura biladigan ilmiy saviya kerak. Kerak, davrimiz atrofimizda hozir hech bitta odamni ushlab qola olmaysiz. O çıkıp gidiyip, kohlegen cahaya barıp, kohlegen derslerini eşitip, gelip sizge saval biriyipti. Cevap verirken siz ilmi asaske suyantarışınız gereği. Hargiz, hargiz, hargiz tokuma gap yapırmasın gereği İslam namıdan. Bilmegenle bilmedim deyişlik faydalı Irak ondan göre. Yok ki bilip eytemen deyişlik faydalı Irak. Lekin hargiz tokuma gap yapırmasın gereği İslam namıdan. Bu imamlarımızdan öte keskin talep kılınadigen derse. Bazen bo'lyapti shunaqa narsa, o'zimizga zarar bo'lyapti, o'zimizni oyog'imizga bolta urib qo'yyapmiz. Umuman islomda shariatda yo'q gapni gapirish. Hadis deb hadis bo'lmagan gapni gapirish. Islom diniga aloqasi yo'q narsani islomdan deb gapirish. Bu to'g'ri emas. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam Madinaga o'tganlaridan keyin Payg'ambar alayhissalotu vasallamga musulmonman deb kelib, asli qalbida nifoqini berkitib olgan muxolif yangi partiya paydo bo'ldi, yangi jamoat u ham. Munofiqlar. Zohirida musulmonman deydi, qalbi nifoq. U qalbida turib olib musulmonlarga zarar yetishini xohlaydi. Hech qachon musulmonlarni ko'karishni xohlamaydi. Bundan nimani ko'rasiz? Men o'zini musulmonman deyotgan odamlarning ham urinish taktika, ya'ni harakatlarida munofiqlarning taktikasi borligini ko'rasiz. Masalan deylik, hozirgi kunda musulmonlarni murtad deyotgan, kofir deyotgan, imomlarni saroy mulla deyotgan, haqiqatni aytmaslik bilan malomat qilayotgan, qorilarni, ahli ilmlarni kitob yuklangan eşek deyotganlar o'zi musulmonman desa ya, o'zini munofiqlarning taktikasini amalga oshiryapti. Biz hozir birlashishlikka havo va suv kabi muhtojmiz. Birlashishimiz kerak, yonma-yon yelka-yelka turishimiz kerak. Nimaga bir-birimizni haqorat qilishimiz kerak? Nimaga? Nimaga Maturidiy adashgan deyishimiz kerak? Bizga muxolif shu ixtiloflarimizdan foydalanib bizni oyoqqa turolmasligimizni xohlayotgan muxoliflarga yordamki bu. Qancha ko'p ixtilof bo'lsa, islom ummati shuncha o'tiraveradi, turolmaydi undan. Ixtiloflarga barham bergan kunimiz biz o'rnimizdan turamiz. Biz o'rnimizdan tursak, atrofdagi muxoliflar qabrga kirib ketadi. Ishonavering, qochgan joy topa olmaydi. Nimaga bemalol yuribdi ular? Chunki bizda ixtilof. Bir ajib bir anekdot bor. Siyonizm tashkilotining eng ust qadamlariga, eng yuqori mas'ullardan biri pensiyaga chiqqandan keyin kitob yozgan.
20 yıllık reca. Siyon taşkilatının 20 yıllık recasını yazgan kitapki. Yazıp naşır kılıp çıkargan. Şimdi adamlar bundan sonra gel. Ne demek siz 20 yıllık recanı naşır kılıp kitap kılıp çıkardınız. Müslümanlar bunu okusa, okusa, sizi recayızdan vakıf olup kalır diyor. Dese o ayetken bu Müslümanlar hazır kitap okumaydı. Kitap okuyan değildi yazmasıydı. Bunlar kitap okumaydı. Şunun için bir milyar 20 yıllık recanı amalga aşırı oluyor diye. Ne demek ki kitap okumaydı bu millet diyebdi. Çünkü kitap okumasızlığımızda sebep içimizdeki ihtilaf. Münafıklarının taktikalarına özü bilip bilmesinden urunup hareket kılıyordukları bizim kolumuzu bant kılıyordu. Özümüzü hayatımızda bugün narsanı kop yapırdım. Orunu kıyganda tekrar bulsa zararı yok da. Hazret Rahimahullah 2000. yılda taşken kıyganları 2000. yılda kilip joylaşıp kitap, ders başladılar. Bu şey derslerinin içi de fikhe ait, tafsirge ait, tasavvufke ait, hadiske ait dersler vardı. Ama dersler yazılardı. Kitaplar çıkıp yatıptı. Lekin o şey payetlerde hadirgiye karagende biraz senzura vardı. Ha, hadir anca erkinleşip kaldı. Hadir dininizini yaparsanız, yetkazsanız imkaniyet kim? Onda yani senzura vardı. Senzuranı bir manada o şey 99. yıllardaki portlaşlardan havatır kıyanı üçün koygen. Çünkü dinge yol koyuversek meşte kapıp yeterken diye. Hazreti aytardılar ki yok dinini doğru manada düşündürülse 99 bu mesele. Bundan ki yine doğru düşündürüş gerek. Ha bop da deyip Hazreti Rahimahullah kitap yazışı başladılar. Canlı iştirakçısı ben şu hadiselerine. İçide yaşayken ben. Biz 9'da hadis toplamını tercüme kıldık. 9'da. Hadis toplamı. Ondan taşkarı tasavvufke ait, fikhke ait, eşbah ve nezair. İbn-i Nurceyyim'deki tercüme çıkan. Tercüme tayyar. Buhuz. Birinci, ikincisi tercüme tayyar. Yine bu fikhke ait, fikhlu büyü. Yani bir kança kitaplar. Tasavvuf hakkında tasavvur. Ahmet Zarruh'un tasavvuf hakkında kitapları. Kılıyor biz yani. Biz ötte dinimizin ilk düşüncelerini düşündürüş için hareket kılıyor biz. Bizge çıkıp ne yapsan, ben onu yapırım yapsan. Sallar sarayı müllessen, sen ondan kimiysen. O yüzden Amerika'da oturuyor. Amerika'ya çıkıyor. Bizge Un dakika gelsen, min dakika gelsen. O kliyap biz akar. Kolumuzdan ki gence kliyap. Sen Amerika'da ne kliyapsan? Senin oğlun galiboy bulan bitti pardada oturuptu. Mektebe de oturuptu. Ve oğlun gel mektepte ders otuşu yaptı. Sen haklasan transgender bulasan, haklasan ateist bulasan, ota anayın sanki hakkı yoktu okutuşu yaptı. Senden göre bizde hemen kadar yaşıyor. Doğru mu? Doğru, üç nakaydı. Lekin ana şu işlerden kolumuzun tosuşken hareket kılıştı. İhtilaflar o şey Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını aldılar ki ben Müslümanman deyip gelip. Lekin aslında İslam'a zarar vergen münafık cemaatlerinin taktikaları devam ediyordu. Fakat Müslümanların çeneşiydi. Yani bunlarını namertliklerden biri Maturidi'ni adaşken diyordu da bittesi çıkıp. Ben çıkıp durup, oy Maturidi adaşmagan. Sen notoru yapıyorsan, yolg'on tercüme kılıyorsan desem, ben de, ne demek siz Müslümanlara karşı yapıra uğrasız diyordu. Vay, İmam Maturidi Müslüman olmaz mı? Sizler yapırsaylar buna uğradın mı? İmam Maturidi'ni adaşken deseyinler mayla mı? İndemeyelik mi biz? İmam Maturidi hakkında yapırmagan iyilerde, bana işlerini kılıyorduk biz. Devam eti yaptı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu tohtap koganı yoktu. Ne iş kılı yapsan dese, bana şunun işlerini kılı yatıyorduk. Talim, başka nasıl keti yatıyordu. Lekin sizler, ne mege Maturidi adaşken de ders kılı yaptılar? Ne mege hiç kim çünmeydigen, Allah kayırda digen savalını bir yaptılar adamlar ki? Ben hayatımda cüdüküp cemaa bilen baks kıyam ben. Ateistler var. Falsafi ateistler var. Falsafanı okuyan. Misyonerler var. Ular bilan bahsedeyim ben.
siyosatçılar var, sünnet inkarçıları var, her türlü cemaası var, IŞİD var, havariş düşünceler. Bunların hemmesinin taktikası da bitti kızıl çizik var. Bunlarını üzvi bağlayıp duradı. Şular din doğrusudaki savollarda her daim adamlarını düşünmeydigen narsalar bilen miyyesini çarkıp çıkarak etkiledi. Menge ateist birgen saval bilen, salafi birgen saval bir kıl. Kına kılıp ateist bilen salafi bir kıl buluşu mümkün. Mümkün mü o? Demek ki savalı bir kıl çıkı yaptı. Ha demek bularını yöneltiriyetken taraf bir kıl. Bularını yöneltiriyetken taraf bir kıl. İslam ümmetini hiç kaçan ıhtılaftan hali kımasın. Bu mesin. Daim ıhtılaf bu mesin. Ateist ne mi diken de menge? Hemen arsana Allah yaratken ha? Allah'ını kim yaratken dedi menge ateist. Yaratken kelimesi yaratkenge nispeten işletilmeydi. Yolgan yani doğru saval. Doğru mu? Hemen arsana Allah yaratken Allah'ını kim yaratken dedi. Ben ettim ki kahvanı aşpaz demlegen aşpazı kim demlegen dedim. İnsan aşpaz demlenmeyi dedi. Allah hem yaratılmıyor dedim. Yaratılış degen gibi Allah'a nispeten işletilmeydi. Savalin natoğru dedim. Bir neyse kadar bunu çöntürdüm. YouTube'da durup hazır. O ateist ortaya adam koyup o şey sıkıntı aptaşayın. Menge yaptı ki yaptı diye yaptı hazır. Aptaşayım mı ben? Şimdi salafi ikili menge Allah kayırda diye yaptı. Kayırda kelimesi Allah'a işletilmedi. Ateist Allah'ını kim yaratken degen bilen, Allah kayırdı degen saval değerli bir kıl. Kayırdı kelimesi mekange, zamange işletiledi. Falan cay de, mekan de, menzil de. Mekan, menzil Allah'a nispet verilmeydi. Fissema ne dediğimiz? Fissema dediğimiz tamam. Mekan nispet vermeyimiz. Kayırdı kelimesini Allah'a işletmeyimiz. Arşta, kürsüde, asmanda ayetlerini okuyuramız. Emir ruha kema caet. Salaftan kayda bu. Kandayı kelgen bulsa şundayı okuyumuz. Kelgeni de okuyumuz. Manası ne dese Allah biledi deyimiz. Keyfiyet ki kirmeyimiz. Keyfiyet nisbet vermeyimiz. Vel keyfu anhu marfu' deyimiz. Allah'a keyfiyet nisbet verilmeydi. Keyf değil miydi? İmam Ebu Hanife dediler. Allah barıdı, mekan yoğudu. Mekanını Allah yarattı, Allah uşağı halette bar. Bu mavzunu ilmi asasda bahsige tayyar mı? Yani şu gün geçe eti yapma. Hop şu mavzunu yani batafsil ikir çikir geçe kamakçıman deseyler, keliler matriliğine adaşken deyip umumi yapırıp adamlar düşünmeydigen cayda yapıylarda otkazmayınlar. Maturidi adaşmayın. Ben himaye kılamam Maturidi'ni. Kitabı bilen. Kemiydi. Hiç kaçan kemiydi. Demek ki onlarla düşünmeydiğen auditore gerek. Mutaassıplar gerek. Mutaassıbana adamlar gerek. Onlarla halatıya karab ne mi dese hop tep ergeçedigenler gerek. Hatta ki paypakka maksarsa bol et dese tartı verirdi. Delil yok. Kur'an'da yok. Hadiste yok. Tercihmege bitti adamını ular özlerine lider kıvagen, müteassıb kıvagen, taassub. Paypakka maks tartken adamın namazı namaz mas, fikhi cihattan. Kabul buluş bu meslekine Allah'ın işi gerleşmeyimiz biz. Namazı fikhi cihattan namaz mas. Yani bir taharat namaz namaz var adamın. Bu miydi? Taharatının farzlığı icmaen farz. Hiç kim ıhtılap kumagen. Ayağını yuvuş taharatının bitti farzdı. Taassubana ergeşiş yaptı. Yani delilge ergeşiş etkileri yok. Şimdi uşalar, uşalar, uşalar. İslam ümmetinin içinde düşünmeydigen, köpçilik hale yetip barmagen masalalarını kurtarıp, özlerini şahsi menfaatlerine işletişiyemdi. Bu, İslam'a kılıngan muhalif tabiyyatının bir korunuşu. İslam'a, yani muhaliflerini tabiyyatı. Görünüşü de Müslüman, kalbini hem inşallah elhamdülillah Müslüman değil mi? Lekin taktike Müslümanlar ne kimez?
Dahri bergan savol bilan salafi bergan savolni bir xil chiqib qolishligi bu tasodif emas. Tasodif emas. Endi hozir bu gapda ekan aytishim mumkin. Imom Muslimda aynalloh bor-ku deyish mumkin. İmam Müslim'nin hadisi doğrusunda cüde köp toxtandık. Hatta ki o şey hadis doğrusu da mende zihnimde canlandıradı. Yok. İmam Müslim'nin hadisleri rivayet cihatından sahih. Hadislerinin rivayet cihatı var. Dirayet cihatı var. Hadislerinin sanat yönelişi var. Matın yönelişi var. Sanat cihatından İmam Müslim'nin rivayeti sahih. İmam Müslim kiltirgen, El-Kelam Fissala degen babda kiltirgen hadis bu. Bu kişinin hadisleri rivayet cihatından sahih. Yap buluşu mümkünmez. Lekin, matın cihatından aynen Peygamber aleyhissalatu vesselam aynallah degenleri sabit mi? Bu savol. Bu savolni ulamolar o'rgangan. Va aynan shu hadis, Juhani. Juhani'ni hadislari. Radiyallohu anhu dan bir xil odamdan qilingan rivoyat 5 xil tariqada kelgan. Va 5 xil tariqadagi hadislar mustarib. Hadisda mustarib degan tushuncha bor. Nima degani mustarib? Matnlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bitta odam aytibdi. Raviylar 5 xil, 5 xil raviydan 5 xil matn rivoyat qildi deyapdi. Va matnlarning mustaribligi bir-biriga muvofiqlashtirib bo'lmaydigan darajada. Ba'zi matnlar bor, 2 xil rivoyat kelganu, lekin muvofiqlashtirsangiz bo'ladi. Bu mening ma'noda aytgan, bunga mening gapiga to'g'ri keladi deyishingiz mumkin. Lekin o'sha joriya hadisidagi matnlar mustarib bir-biriga muvofiqlashtirib bo'lmaydi. İmam Ahmadda kelgan rivoyatda Payg'ambar alayhissalotu vasallam atashhadina alla ilaha illalloh deganlar. Aynalloh demaganlar. Savol Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik berasanmi deganlar. İmam Ahmadning rivoyatida. İmam Abu Davudning rivoyatida fa asharat fis-sama kelgan. Asharat qolatmas. Asharat ishora qildi degani. Abu Davud'un rivayetinde Abu Mas'udi'den rivayet var, cariye sakav bugün. Sakav, cariye sakav bugün. Şunun için çakırtır gelirler. Eğer sakav bugün de sonra Allah'tan özge ilah yokluğuna güvahlık verse azat kılır derdiler. Çakırdı gelirler, çakır gelirler. Ne için sakav bugün? Onun Müslümanlığını kan da tasdiklayınız. Ondan ki sonra gelirler. O bilgen için kolu bile inşarakı gel. Yani yerdeki butlar gelmez. Bütün kainatını yaratken onu uzatken ibadet kılaman degen. Onge iman keltirdim degen bu oldu bu. İ'tiqha fe inneha mu'mine degenler. Mu'mine iken azat kıl degenler. Umumi manada İmam Ahmet'nin rivayeti matın cihatıdan akidege sabit. Ayna kelimesi Allah'a nisbet verilmeydi. İlla ayna deyip insan özünü düşüncesi bilen sorası Kur'an'ın başka ayeti var. Bakara sorası da. Allah Teala aytadı ki: "A'udhu billahi minash shaytanir racim. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Subhanallahi alazim. "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni." Mana shu oyat. Agar bandalarim men haqimda sizdan so'rashsa. Shu oyatni Tabariyni ochasiz. Tabariyda 3 ta tafsir keltirgan. Birinci tafsirde Tabari'nin usulleri şu. Kale ahli ta'vil de tafsir ahallarını, zikirlerini keltiradi. Ayetinin sebebiyle sahabeler gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan soruştu. Rabbimiz kayır dedi işte. Yani dua kıyanda kanday dua kılaylik. Kaystamange karab dua kılaylik. Kayır da aynallah dedi işte. Turuptu Tabari'de. Agar bugungi o'sha salafiylar savol berayotgandek Allohga makon nisbat qilib osmonda degan gapga e'tiqod. Buni ya'ni e'tiqod qilmagan odamni kofir deydigan darajada aqida bo'lganda edi mavzuni o'rniydi. Va ana fis-sama deyish kerak edi oyatda. Alloh taolo nima dedi?
fa inni qarib dedi. Ve iza saalaka ibadi anni fa inni qarib dedi. Fa inni fis sama demedi. Qarib nima degani? Yaqin degani. Xo'p, yaqinlik. Bu kishidan ko'ra menga yaqin turibdi. Alloh taolo fa inni qarib deganda mana shu yaqinlik lug'atini ishlatganmi? Yo'q. Allohga nisbatan qarib, qurbat nima bilan hosil bo'ladi? Aqida matnlarimizning barchasida turibdi. Allohga yaqinlik ibodat bilan hosil bo'ladi. Bandaning Allohga eng yaqin fursati sajdadagi. Qayerda bo'lishdan qat'i nazar, padvalda turib sajda qilsangiz Allohga yaqin bo'lasiz. Koinotga chiqib sajda qilmasa Gagarin Allohga yaqin bo'lgan emas. Fa inni qarib deyapti Alloh taolo. Men yaqinman deyapti. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid deyapti. Bularning barchasi Alloh taologa nisbatan masofa, Alloh subhanahu va taologa nisbatan zamon, makon nisbati mumkin emasligini bildiradi. Bu savolni noto'g'riligi buni beriyotgan, bunga imkon qilib beriyotgan, bundan manfaatlanayotganlar musulmonlar emasligini bildiradi. O'shaning uchun biz bularni ko'zini ochishimiz kerak. Qayerdan ochamiz? İslam'ın muhalif bugün tabiatlarını organa boçamız. Onlar gibi düşündüremiz. Dostum. Mutazililer şuna diyen mi? Hava anakaları, haşaviler etken. Mutazililer barca sıfatlarını tavil kıladı. Mutazililerini sıfatı muaddile ular. Allah'ın sıfatlarını hamasını inkar kıladı. Mesela yat kelimesi gelen Kur'an'da. Yatni qayerda kelsa qo'l qudrat deymiz, ne'mat deymiz deydi. Xashaviylar aytadiki, yo'q, qo'lni deydi, ma'nosi aniq deydi. Qo'l degan nima tushunasiz? Qo'l? Odamning qo'li, mushugining qo'li, sichqonning qo'li. Hammasini o'ziga nisbatan qo'li bor. Xashaviylar qo'l deganda aniq ma'noni tushunamiz deydi. Fakat onun kayfiyetini bilmeyimiz. Allah'a nisbeten kanaka kayfiyet bilmeyimiz deydi. Yani anı kol aza Allah'ta var deydi. Mücessimelerin işi şu. Lekin kan değiligini bilmeyimiz. Çünkü adamın kolu başka, müşrikinin kolu başka. Naudzubillah Allah'a nisbeten bu azanı nisbet veremiz. Allah'ın kolu kanaka iken bilmeyimiz deydi. Bu mücessimelik bu. Allah'a cisim ispat kılış. Kur'an-ı Kerim'de وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Fakat Rabbiniz'in vajhı yine kaladı. Başka ayette كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُمْ اِلَّا وَجْهَ Hemen arsa halak baladı, illa Allah'ın vajhı kaladı. Eğer ular nisbet biriyetken de kulu bağır Allah'ını, kanakalıkını bilmeyimiz desek Allah'ın sıfatı, bana bu ayetki korekin yobup gidelim. Allah'ın sıfatıga tane bu. Biz nima deymiz? Ahli sünne vel cemaa. İmam Maturidi nima deydiler? Allah'ın kolunu Kur'an'da kandayı kelgen bulsa şundayı ispat kılamız. Manasını, bu ayette Allah bu manada nimanı irade kıldı? Özüge tapşıramız deymiz. Keyfiyet, ya Allah'ın keyfiyet vermeyimiz. Çünkü keyf Allah'ın nisbeten doğru bazı. Allohga yaqinlik uzoqlik nima bilan? Ibodat bilan. Uzoqlik nima bilan? Isyon bilan. Deymiz. Bundan nimani aytmoqchimiz? Masalan, teologik jihati uzun. Har doim shingil-shingil gapiryapmiz. Ya'ni batafsil gapirgan suhbatlarimiz ham bor. Bundan ko'zlagan suhbatdan ko'zlagan maqsadimiz taktika bitta joydan yo'naltirilyapti. Islomga muxolif bo'lgan jihatlar o'zaro düşman bo'lsalar da islomga qarshi birlashadi. Kelishadi ular. Ularni taktikalaridagi uyg'unlik mana shundan. Islomga qarshi ular birlashadi. Siz agar sizga ateistlar, sunnat inkorchilari, xavorijlar, mutazilalar, hizbiylar g'uluvga ketgan sufiler, guluge ketken, sizin faaliyetinizde bir bulup karşı turgeneken, siz Allah'a hamd etin ki ahlısın deyken. Çünkü
Hiç kaçan havariç bilen guluvge ketken sufi birleşalmaydı. Sizge karşı birleş yaptı mı? Demek siz mutadil avsattasız. Vasattasız. Bu cayda havariç ota haddan aşıp ketken guluvge ketken mutasavvuf yani o had dairesine yetip yemegen. Şeriatki tukumun arsadan tıkıp varken bolalı. Bularının ortası da Ahl-ı Sünnet ve Cemaat'a orta yolunu korsatadı. Demek bunlarla biz o şey tabiyyatlarını organiş orkali erişemiz. Kadında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan keyin sahabelerge tane kampanyalar uyuşturulgen. Şialik asasen sahabelerine aybileşlik üstüge kurulgen. Ondan keyin tabiillerge salaf ulamalarge bir kança tuhmatlar uyuşturulgen. Abu Hanife haklarındaki tuhmatlarını okusanız tek tural mıyız? İmam Zahid Kevseri Rahimahullah Tanibul Hatib'de öte keskin geplerini yapırgenler. Bannuni degen adam var, Bannuni'ye mektupları var. Bannuni Zahid Kevseri'ye aitken siz cüde keskin yapırgensiniz. Keskin, muhaliflerine nispeten öte kattık cümleler tüzgensiniz. Nima gap deganda u kishi aytganki, men har doim muomalada misl qilganman deganlar. Ha? Fa in uqibtum fa aqibu bima bimithli ma uqibtum bihi. Ya'ni bizga nima uqubat yetkazishgan bo'lsa, o'shani misli bilan javob berganmiz. Qaddan oshmaganmiz deganlar. Makka-i mukarramada, muqaddas dargohda, mihrobda turib Abu Hanifani Abu Cife degen adamge yumuşak yapır, bu ne deme degenler? Abu Cife ne degeni? Ölüm tikni atası degen. Ölüm tikni atası deyipte Abu Hanife'ni Mekke-i Mukarreme'de turgen imam. Bu şey davurdu. Kanaka kalıp bunlarge yumuşak yapır, bu ne degenler? Bizi imamımızı hakaret kılsa cimtur eyleyim mi degenler? O da kattık keskin. Tanibül Hatib'ni okusayız şuna kadar. Tanibul Hatib'de Abu Hanife'nin sikalik cihatlarına uygun veriyor. Kim? İbn Abi Şeybe'nin musannafatları da Abu Hanife haklarındaki o kişinin fikh meselelerinde 120 te fatvaları hadiske zıt diyor İbn Abi Şeybe. İbn Abi Şeybe muhaddis. Abu Hanife'nin 120'ye yakın fatvası hadiste yok. O'zining fikridan gapirgan degan. Unga o'ta muloyim javob bergan. Zohid Kavsariy. An-Nukatut Torifa degan kitob bor. Bu ikkita kitobni yozib qo'yinglar. Buni olib o'qish kerak. Imomlarimiz buni o'zlarini kutubxonalarida shakllantirish kerak. Birinchisi An-Nukatut Torifa. Bu Ibn Abi Shaybaga raddiya sifatida yozilgan. An-Nukatut Torifa. İbn Şeybe. İbn Abi Şeybe. Onge karşı yazılırken. Raddiye sıfatı da. Şeybe'ye raddiye. İbn Abi Şeybe'ni o şey Abu Hanife 120'te 120'te fikhi fatvaları da hadiske zıt işkigen degen gapını raddiyesini kiltirgen ve fikhte Abu Hanife'ni muhaddis ikalligini sıfatlagen. 120'te mesela mesela de, fatva da. Biz girmede fatvaları hadiske doğru geldi. Kemiydi de gene. Bismillah. Lekin bir yüz girmede ne? Hemen ki hadiske doğru gelişini, usulüge doğru gelişini ispatla gen. İkincisi, ta'nibul hatib. Ta'nibul hatib. Hamza bile. Ta'nibul hatib. Hatib Bagdadi'ni Abu Hanife hakları da Abu Hanife'nin marcuh deyişlikke urungan gaplariga raddiye bergen. Akide meselesi de. Hatib Bagdadi. Hatib Bagdadi'ye. Hatib Bagdadi Abu Hanife hakları da uzda, bu kişi hakkıda çırali gaplarını yaparıp gelip bir cöyge kegende 3'te nokta koyup indi aslı gap bunu deyip Abu Hanife hakkıda hame gap kildirgen. Yani 3'te kengi tane gaplarını. Abu Hanife hakları tane yaplarını. Akide meselesi de.
jarh masalasida Abu Hanifadan hadis obomaydi, Abu Hanifa yaramaydi degan gaplarni tanqidini qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. O'shanda Tanibul Xotibda keskin muomala qilgan. Qattiq nimaga? Aqidaga himoyasi uchun keskin muomala qilgan. İbn Abi Shaybada fiqhiy masala da u. Fiqhiy masalaga biroz yumshoqroq muomala qilgan. Chunki fiqhda sal kengroq bo'ladi odam. Ikki xil vajihlar bor-da fiqhda. Aqidada keskin gapirgan. Va Tanibul Xotibni xulosasini aytib beray. Xulosaga ko'ra aytgan, lekin kitobni o'qish kerak. Xulosaga ko'ra aytganki, Abu Hanifa haqlarida tarqatilgan tuhmat gaplarni yoki o'shnaqangi tanqidiy gaplarni 80% majhullar tomonidan kelgan. Noma'lum odamlar aytgan. Majhullarning gapi olinmaydi. Yana aqronlar tomonidan aytilgan. Aqron degani tengdoshlar tomonidan. Abu Hanifaga tengdoshlar tomonidan aytilgan. Yana bir qismi to o'zlarini ko'rmaguncha aytgan bu gapni. O'zlarini ko'rgandan keyin gapidan qaytgan. Ya'ni suhbat. Ha, suhbatdan keyin qaytgan. Masalan deylik, Sufyon As-Savri rahimahulloh Misrda imom bo'lganlar. Xamsda, Shomda. İmam bo'lganlar Abdulloh ibn Muborak Xamsga borsalar, masjidga kirsalar Sufyon As-Savri turibdilar. O'zlari muazzin, o'zlari imom ekan. Azon aytib turganlarida keldilar, kelib qayerdan kelyapsan desalar Kufadan kelyapman dedi Abdulloh ibn Muborak. Kufada bir ahli bid'at chiqibdi Abu Hanifa degan. Ko'rdingmi uni deganlarda indamaganlar. O'zi Abu Hanifani sohibi. Ba'zi ulamo yo'q, tabi'i tobiylar. Shogird bir ma'noda shogirdlari bo'lgan Abu Hanifani o'zlariga shayx deb biladi fiqhda. Endi qiziqligi Abu Hanifa haqidagi tanqidiy gaplardan Abdulloh ibn Muborakni gapi ham bor deb tarqatishgan. Keyin nima bo'ldi? Indamadim deganlar. Ketdim borib Abu Hanifani hadis usuliga ko'ra 60 ta masalasini yozdim deydilar. Hadisdan olgan masalasini yozdim deganlar. Biz hozir bir narsani tasavvur qilishimiz qiyinroq bo'ladi, chunki biz o davrni tasavvur qilib olmagunimizcha to'g'ri tushunmaymiz. Masalan, hozir sizga bir odam masala so'rab kelsa, masalan deylik, qo'limdan qon chiqsa tahorat sinadimi desa, siz nima deysiz? Tahorat sinadi deysiz. Nimaga? Usul qoidaga ko'ra najosat chiqsa tahorat sinadi. Usul qoidangiz bor sizda. Siz shu masala bo'yicha ijtihod qildingizmi? Yo'q. Qoidaga ko'ra javob berdingiz, bo'ldi. Sizga ijtihod emas, bu sanoqqa kirmaydi bu. Ijtihod nima? Qur'on va sunnatdan, Qur'on va sunnatdan hech kimga taqlid qilmasdan yangi paydo bo'lgan hodisaga usuliy qoida asosida javob berishga fatvo deyiladi. Ya'ni ijtihod deyiladi. Abu Hanifa 80 ming masala aytgan, mana shunaqa qilib. Hech kimga suyanmasdan. Bizni bir aytayotgan masalamiz masala emas. Biz 100 ming gapirsak ham bizga bitta qoidaga suyanadi. Abu Hanifa har bittasiga qoida asosida aytgan. 80 ming hazil gap emas bu. Tushunyapsizmi? Demak, o'shunaqa qilib 60 ta masalani yozdim deydi. Ya'ni Abu Hanifani yangi paydo bo'lgan hodisalarga Qur'on va sunnatga ko'ra aytgan 60 ta masalasini olib kelib kitob qildim. Faqat qola Nu'man deb yozganlar. Nu'man aytdi, Abu Hanifa demaganlar. Kelsam, yana asr yo peshin payti, ozon aytayotgan ekan, qo'limdagi kitobni ko'rib, qanaqa kitob? Oldi deydi, o'qib, yengiga tiqtida ozonni aytib imomga o'tdi. Imomdan keyin chiqib yana o'qib, bu Nu'man kim dedi deydi. Hay shu Kufada bir faqihlardan. Bu odam o'ta faqih ekan. Etagidan mahkam ushlagan ekan. Keyin u kishi aytganki, kecha ahli bid'at deyotganingiz bor-ku, ha, shu odam degan. Deganda bay, biz bunga noto'g'ri xabar kelgan ekan-ku degan. Keyin yana rivoyati bor, Madinada ko'rdim, Makkada ko'rdim degan, ikkalalari suhbatlashib turganini ko'rdim degan. Bu rivoyat mana o'sha haligi Abu Hanifa haqlaridagi qilingan tanqidlarning bir
cabhası. Ta özünü kurup, özüden eşitmekünce tankıt bana uğradı. Sizde yok mu? Sizde falancı imam ona kadar uğradı. Özüden kurup yapılarsa, imam başka narsa buladı. İçtimai tarmağında bizde başımızı kep tuttu, kup narsa buna kadar narsalar. Bizde eşitmeken de montajını eşitip alıp dur, bu bana kayken deydi. Kerip alıp her günü özür mektupları gelirdi, her günü. Özür sizde bilmemiz. Allah keçirin uçuyu, sizden bizi keçirin, gıybet kıp koyuyorduk deydi. Bu bar yani, tabiyeten bar narsa. Demek, şuna kadar zatlarına tuhmetler kılınken. Ve İmam Malik'e hem tuhmet kılınken. Başka imamlarına hem tuhmet kılınken. İmam Buhari'ye hem, bunu yokuşakan taneler bugün. Bunların berçeleri, öz ornada cevabı verilmese İslam'a zarar yetkazadı. Şunun için Zohid Kavsariyni manşı cihattan hürmeti balandı. Çünkü o kişi imamlarını himoya qilaroq ilmi asosda ularga qilingan ta'nalarni puch ekanligini isbotlab berdi. Taktika doim maydonda turibdi. Ya'ni bu taktikani amalga oshirayotganlar uxlayotgani yo'q. Uxlasa o'rniga boshqa odamni qo'yib san ishlab turdi ishiyapti. Ular ertayi kech bunga harakat qilyapti. Allohning dini Allohning muhofazasida bo'lganligi uchun kuchi yetmayapti aslida. Bu mesela buna hangi hücumda uçuraganda kalmazdık kireydi. Hiç narsa. Tipitini çıkarıp varışardı. Lekin Allah'ın dinini Allah Ta'ala uzun muhafaza kıldı. Lekin muhafazanın sebebi ulamalar. Allah Ta'ala ulamalarına yükledi bu işini. Kur'an'ını, hadisini, fikhini, rivayetini, dirayetini, zaptır metanını, hammasi ulamalar tamamen kiriyetti. Bugünkü davr zamanının mesuliyeti endi şu imamlarımızga yüklenedi. Dinin mas'uliyeti bizga yüklenedi. Hazır hamma çekinse ne bo'ladi? Ani uxlamay turgan odamlar maydonga kirib keladi. Bugungi kunda dinimizni qadimgi ulamolarimizdan bizgacha kelgan omonatni olib, biz xohladikmi yo'qmi bizga yüklendi. Asıl sharafli vazifa yüklendi. Ya'ni man ahadaha ahada haddan vafir deganlar. Eng tugal ne'matni olgan kim payg'ambardan qolgan merosni olsa. İlim bu, din bu. Bunu endi biz kelajak avlodga yetkazishimiz kerak. Yetkazishlikda o'sha muxoliflarni ko'zdan qochirmasligimiz kerak. Ular bu ishlarida bardavom bo'lishyapti. Biz ham o'z ishimizni davom ettirishimiz kerak. Dinimizni mustahkam ilmiy asoslarini o'rganishimiz kerak. Qur'onni yaxshi bilishimiz kerak, chunki biz shu fanni, shu ilmni omonatdorlarimiz. Hadisni to'g'ri o'rganishimiz kerak. Fiqhni, ijtihodni to'g'ri bilishimiz kerak. Mezhebimizni, ulamolarimizni, haqqini, qadrini bilishimiz kerak, kelajak avlodga bularni yetkazishimiz kerak. Qisqaroq gap bo'ldi shu. Ko'proq yana gapirmoqchi edik. Lekin savol javobga ozgina qoldiraylik. Kimda nima savol bor? Mavzuga aloqador. Boyaga aytgan sahobiy bo'lganlar osibini olib keyin. Yo'q, usmon bo'ldi. Yo'qdi. Bu zadagan odam bo'lgan. Kabe'nin buzulishligida Asha ibn Voyilni anaqasi bor. Kabe'ni hali payg'ambarlik kelmasdan oldin Makka mushriklari Kabe'ni qaytadan bino qilib qo'yaylik deyishgan. O'shanga pul yig'ishgan. Ha? Makkada pul yig'ishganda pulni mablag'i o'shariga xatim bor-ku. U ham Kabe'ni ichiga kiradi asli. Asli u ham ichi. Qurishganda o'sha xatimga yetmay qolgan pul. Ya'ni zino aralashgan, ribo aralashgan bo'lmasin deyishganda halol pul bo'lsin deyishgan, halol pul yetmagan faras qiling, shunaqa ko'p rivojlangan zino. Endi Kabe'ni buzan buzishimiz kerak deganda hech kim jur'at qilmagan. Chunki 70 yil 80 yil bo'lgani yo'q. Abobul kelib Kabe'ni buzmoqchi bo'lgan ana u Abrahani pashag'an chiqarganiga. Odamlar so'zma-so'z eshitib turibdi. Shunda Os ibn Voyil aytgan. Buzishdan maqsad nima deganda isloq degan. Alloh taolo isloq qiluvchilarni halok qilmaydi. Buz deb o'zi ketmon bilan urgan Kabe'ni. Shunaqa farosatli odam bo'lgan.
ıslah kılıvçilerini Allah Ta'ala halakı mıydı? Buzuştan maksat ıslah kıvdı gen? Buzgen. Şuna kadar farasat bulsayem, akıl öte yüksek bulsayem iman başka nerse? İman Allah yakışık olgen adamlarına nasip kıladı. Allah yakışık olmayan adamına akılan verişi mümkün, plan verişi mümkün, hemen herse verişi mümkün. İman vermeydi. İman ki ege adam dünyada başka nerseni yok atken ege hapa bulmasın. İman en katta nimet. Davudiyam yonib ketganda boshqa otdan qilingan ku. O'shanda ham shu kishi shu gapni gapirgan. Shomdagi valiy bor edi-ku. Abu Yonib Şunaqa. Nə məsəl var? Təzəyimizdə sən təzəyimizdə saçıqlar sual versən mənim. Nə ilə? Bilsək. Azgən eşitdim, tolu eşitmədim. Baxdım var. Rim papası. Əslində haram gəlib, Məkkədlər barıb da deyim mən. Nəmişə qaldı. Barıb da şunu nə məsələdir. Onu eşitmədim məkkədlər. Makka ikrami idi-ku? Yo'q, Makka ikrami emas, shu Saudiya Arabistoniga olib borib dedik. Yo'q, yo'q. Bilmadim, shu varvarga qon bo'ldi. Bilmadim, bu tekshirish kerak. Endi Jiddaga borishi mumkin. Shu Riyozga borishi mumkin. Chunki asosiy, ya'ni Xalij Makka mukarramani, Madina munavvarani, ya'ni diplomatik korpusu asosan Riyozda joylashgan. O'sha sababdan haramga kira olmaydi kofirlar. Diplomatik aloqalar kofirlar kelsa Riyozda qabul qilinadi. Riyozda endi cherkov quriladi, ko'p dinlilikka imkon beriladi degan ming'ir-singir gaplar yuribdi lekin. O'sha bu yog'ida xavorijlarni tarbiya qilgan salafiy tushunchalar aylanib o'rgilib o'ziga bordi-da, tomog'ining tagida turibdi hozir. O'zlariga hujum qilib qoldi. Bu merang. Endi bundan qutulish uchun bu yo'lga harakat qilishyapti. Erkinlik, ayollar mashina haydasin, ko'ngil xush ocharlik joylar bo'lsin, qilgan gaplarni hammasi shunaqa gaplar. Endi cherkovon bo'lsin, keng, ya'ni bag'ri kengmiz biz, boshqa dinlar bilan ham degan talab qilganlar bor Yevropadan. Bular qabul qilay, qilmay degan shunga o'xshagan gaplar bo'lib turibdi. Inshaalloh qabul qilmasa kerak. Nima savol bo'ldi? Bu podshoh xolasa bir nizom etdimi, makonamadagi? Yo'q. Podshoh xolasa bir nizom. Yo'q. Maxfiy olib kirib chiqib kelsa bilmadim. Lekin kirsa o'ldiriladi-da shariat bo'yicha. Ha, u yerda yozuv ham bor. Oyat. Sizlarga qilib qo'ygan kofir kira olmaydi. Haromning hududi bor, haromning hududiga kofir kira olmaydi. O'sha hadis sharif bor-u. Payg'ambar alayhissalotu vassalom la ilaha illalloh degunlaricha jihodga buyurildim degan. Ha? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illalloh. La ilaha illalloh degunlaricha ularga qarshi qitolga buyurildim deganlar. Mana shu hadisni sharhida aytishadiki, harom hududiga tegishli bu deyshadi. Haram hududida la ilaha illalloh kalimasini aytmagan odam bo'lsa o'ldiriladi. Kofir kirmaydi. Hadis hozir ham joriy. Lekin ahli kitob bilan nikohlanishga Qur'on ruxsat berib turibdi, to'g'rimi? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut toyyib qul uhilla lakumut toyyibat وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ular barchasi boshqa din vakillari bilan diplomatik aloqalarga ruxsatni ko'rsatadi. To'g'rimi? Yuqoridagi hadis umumiy tushunsangiz butun dunyoga urush e'lon qilishlikka ishlatish kerak hadisni. Buni xavori shunaqa ishlatdi. Hech narsani tan olmasdan hammani o'ldirishga ishlatdi. Vaholanki bu hadis haromning hududiga tegishli.
haram hududida la ilaha illalloh degan odam qolmaguncha jihad qilinadi. Hozir ham kim o'zgarishdan qat'iy nazar bunga daxl qila olmaydi, qo'rqadi. Butun dunyo oyoqqa turadi-ya. Makka kira olmaydi. Buni Ahmad Didat, Alloh rahmat qilsin, bitta nasroniy savol bergan Ahmad Didatga. Sizlarning diniylar bag'ri keng din emas. Nimaga? Mana Ka'baga kofir odam kira olmaydi sizlarda. Degan. Amerikalik savol berdi. Shunda u aytganki, sizlarda ham bor-ku bu degan. Qanaqamizda bor deganda, masalan Pentagonga kira olmayman degan. Pentagonga meni kimligimni surishtiradi, pasportimni surishtiradi, kirgizmaydi-ki. Musulmonimizni kirgizmaydi. Yo'q, kim bo'lishdan qat'iy nazar musulmonmi, kofirmi, hech kimni kiritmaydi u maxsus joyga. Harbiy strategik joy. Pentagonga kiritmaydi, qancha hujjat talab qiladi. Lekin bizda sizlangidan oson. Hozir la ilaha illalloh degin, samolyotga bilet olaman, olib kiramasin degan. Qarsacha borgan odamda. La ilaha illalloh degin, hozir bilet olamiz, hozir uchamiz Makkaga degan. Ham bizniki bag'ri kengroq, unaqa pasport masul surtirib o'tirmaysiz langa degan. Islom o'sha harbiy strategik ahamiyatni 1400 yil oldin qo'yganda, Ka'ba musulmonlarning markazi u. Markazdagi ya'ni eng strategik ahamiyatga ega joyga g'ayridan kirmaydi. Kirgizmaydi. Buni keyin butun dunyo tatbiq qildi. Hamma joyda maxsus shunaqa joy bor, hech kim kira olmaydi. Kira olmaydi hech kim. Shu oyat bilan sotib bo'ldim, men shu yildan kelgan. Ha, tavba so'rasi shundan uzr qildi. Ba'da amihim hada. Bu oyda, bu yildan keyin kira olmaydi. 6 oy muhlat berilgan, chiqib ketgan hammasi. 6 oygacha ruxsat, chiqib ketgan. 6 oydan keyin hech kim qolgan o'ldiriladi deyilgan. Chegara yopilgan ularga. O'shanda qilib qo'ygan ekanda ko'pchilik endi hajga kelmasa nima bo'lar ekan, iqtisodiy tajovuz yaxshi bo'lmay qoladi. Makka mushriklarining asosiy qarshiligi shunaqa bo'lgan, tijoriy bo'lgan. Bunda ham hayot davomida nima bo'ladi? Biz nima qilib qo'yamiz o'zimiz? Biz sizlarga nima qilib qo'yamiz? Ha? Nomi Solih Samarqandlik bor-ku? Marazat etken bir Hanafi'ye karşı gelmiyor. Bir ben Hanafi masyarakatım. Bu münafık mı? Çünkü bu münafıkta bu. Önce münafık devar mıyımız? Bunlar, bunlar uşa etkenimiz deyik vazifadar adamlar. Uşa gapning gapirmasa atrafıda adam kalmaydı. Hanafi masman dese bütün Hanafilerge nisbeten Hanafilerini özgü tartalmaydı. Hanafi yurtlarını, bolaları ularga ergashmaydi. Hanafi larni marjuh deb turmasa atrofida odam qolmaydi. Ularga pul berayotgan, ularni zakotini berayotgan, ularga pulini olib berib berayotganlar salafi davlat odamlari. Men shu ma'ruzalarda shuni qila qildim-da. Misol uchun agar 100 mez bo'lganimda shu javobni aytardim shu kishiga demoqchiman-da. Mayli, o'sha omin deydimi, rafliyadan qiladimi, tegmanglar, Misrda aytyaptilar, hech kim indamayapti, ixtilof qo'zg'amaydi, mayli deyaptida. Man aytamanda, xo'p, o'sha rafliyadan qilayotgan, omin deyotgan, aytsinki, man shofiy mazhabdaman desin, unga gapirmayapsan, shofiy mazhab deydim. Vaholanki ular unaqa demaydi, man falon mazhabdaman demaydi, man hanafiy mazhabdaman deydi, lekin Hanafi mazhabini fiqhiga ta'na qiladi. Qaraga bo'lmayman deydi, rafliyadi. Endi Hanafi mazhabida bo'lgandan keyin qilish kerak emas-da, to'g'rimi? Bu Hanafi mazhabidaman desa-da, Hanafi mazhabiga teskari ish qildi. Shunaqa. O'sha gap, o'sha noto'g'riligida bu. Bu mazhablar Abu Hanifani o'zlariga teng ko'radi bular. Biz bilan tengdosh odamlar bularga xato qilishi mumkin deydi. Bular ma'sum emas-ku deydi. Ha, biz ham aytamiz, ma'sum emas. Masumiyat to'g'risida fuqaholarning gapi bor. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam masummi, masum emasmi? Masum. Sahobalar masummi, masum emasmi? Masum emas. Sahobalarda xato bo'lish ehtimoli bor. Endi sahobalarni
icması masum mu masum masum mu dese masum. Sahabalar icma kılganlarsa masum hisoblanadi. Nimaga? Zaruratan bu. Zaruratan çünkü ular icma kılışligi uchun masum zotning daliliga suyangan bo'ladi. Tushunarlimi? Sahabalarning icmasidan yani o'sib chiqqan mujtahidlarning mazhablari ham zaruratan masum deyiladi. Abu Hanifaning mazhabiga ta'ni tosha otayotgan odam shuni uchun tanqid qilinadi. Sen qanaqasiga yana yangitdan madrasa qurmoqchisan? 5-chi mazhab bu. Ben Hanafiyman, Rafiliyadayin qilaman. To'xta, sen Shofiyiy bo'lsang, Rafiliyadayin qil. Hanafiylarda Rafiliyadayin mansuh deydi, usulni buzib yuboryapsan sen. Dalili bor, ularni ham oyatdan, hadisdan, Qur'ondan, salafdan dalili bor. Sen 5-chi mazhab qilmoqchisan. Buni qabul qilmaydi umman. Nimaga? Seni yangi usuling maydonda tura biladimi? U aniq emas. Lekin hozirdan ixtilof qilyapti. Musulmonlarni bir-biriga nafratlantiryapti. Qo'y yig'ishtir. Seni biz tanqid qilamiz undan ko'ra. Nima uchun? Ma'sum bo'lgan, zaruratan ma'sum bo'lgan mazhabni himoyasi uchun. Abu Hanifalar tanqid qilindi, Shofiylar tanqid qilindi, lekin maydonda o'zlari qoldi. Zaruratan ma'sum degani tanqidlarni yengib o'ta bildi. Maydonda ularga qilingan muxoliflarning birortasi qolgani yo'q, bular qoldi. Yana kimdir chiqadi, bular yo'q bo'lib ketaveradi, yana ular qolaveradi. Men o'zim masalan tajribamda ko'rdim-da, 90-chi yildan beri shu sot dening nimalar o'qishib o'tganingizda, ma'lumot qilib boshladim. Men hali birontasini o'sha Vahobiy degan yo boshqalar. Men palon mazhabdaman deganini ko'rmadim. Holanki o'sha mazhabdagi-ku, mayli indama deyapti-da. Ya u o'yinu. Ben falan mezhepteman degenini kurmadım da, misal için Mücahit'e ilk mamur geldiğinde Şirat'a Umar'a Kubey'e gitti de ben kaytarken ben yine Hanafi mezhebi bu içi okuyordum. Kirin, ulan ilmi yok, ilmi var, nedirini okuyordu da şimdi, ben de bastaş. Şimdi, ben dedim ki, kov, siz bastaş geldi kimsiniz? Yani hazır, ilk anı dersimizden hiç de ne bu mıydı? Siz hemen bitti savaşı, siz kaysi mezheptesiniz? Dedim, mezhepte nasıl bana deyim? Bilerdim şu anda değişimi. Dedim, o, ben bazı kanal bir mezhebi derim, deyim ben. Siz bilen bizi kanal bir bahsimizde ne buluşum oldu? Bu ne de çıkacak? Siz ben kanal bir mezhebi derim, deyim. Kim bana, eğer hata ayetken bu sen, dedim ki, kanal bir mezhebi bu için, hata okuyacaksan, deyim ben tanımıyorum. Nasıl mezhepte deyim, deyip durseyiz. Ben kanal bir mezhebi derim. O'sha mazhabdaman demaydi ular. O'zi yo'q, hozir mazhabdaman deyapti. Yo'q, hozir mazhabdaman deyapti. O'sha mazhabdaman deyishligi so'z o'yini u. Mazhabda emas ular. Ya'ni mazhab bilan o'zlarini fikrlarini teng qo'yishyapti. Mazhab, mazhabda shunaqa deyilgan, asli bu o'lyapti. Qana qilib sizga ishonamiz? Mazhab 1400 yil, 1300 yildan beri o'zini oqlab kelyapti. Ummatni birlashtiryapti. Hamma muammolarga yechim beryapti, zavobit qoidalarini o'rtaga qo'yyapti. Siz bu mazhabda bundog'i meni gapim bu dedingiz. Bugun sizga ergatsak, ertaga shu gapingiz maydonda tura bilishligi kafolat yo'q. O'shuning uchun sinalgan otni minganimiz yaxshi. Sinalmagan jaylonga ishangandan ko'ra. Asli mazhabni paydo bo'lishi ham o'sha ixtilofni yo'qotish uchun, to'g'rimi? Asli. Ixtilof yo'q bo'ladi qachonki bir mazhabda bo'lsa. Havariclerden çıkışlığı, havariciler doğrusu derslerimizde çok gafırdık. Havaricilerden çıkışlığı, o şey Siffin hadisesinden keyin tahkim vakiyesi sebepli bugün. Siffin hadisesine Hazreti Usman radıyallahu anh'ın katıl kılınışlığı sebep bugün. Hazreti Usman'ın katıllardan kasas al deyip Hazreti Ali'ye yakaları yapışken tabir caiz bu sefer. Keyin o kişi tushuntirganlar, hozir o'rni emas,
Kasas olamiz albatta, lekin hamma birdan bizga bayat qilsin. Bayat qilmasa qanaqa qilib mahkum hokimdan qasos oladi? Bular hokim bo'lib turibdi bizni, tepamizda kuchli bo'lib turibdi. Jamal hodisasi bo'ldi, Jamalni bostirdilar. Keyin Siffin hodisasi bo'ldi, Siffin tugadi, tahkim bo'ldi. Tahkim hodisasida kelishildi, 3 oy muddat oldilar. 3 oy muddat ichida hamma o'ziga kelib oladi, keyin bay'at beradi Muaviya hazrat Aliga, keyin anaqalardan qasos olinadi, xotinlardan. Shunga kelishgan paytlarida tahkim masalasini tan olmaymiz deb 6000 odam ajrab chiqqan. 125 000 askar bo'lgan. Ya'ni Ali radhiyallohu anhuni qo'shinini o'zi 125 000. Endi bola chaqasi xotinlari bilan hammasini hisoblasangiz 500 mingga yaqin odami bor bu kishini. Shuni ichidan o'sha tahkim maydonidan qaytib kelib Kufaga kirib kelishayotganda Haruriya degan joyga ajrab chiqib olgan 6000 ta odam. Biz qo'shilmaymiz, Ali xato qildi. Qasos emas, tahkim noto'g'ri bo'ldi dedi. Allohning hukmini odamlarga topshirib qo'ydi deyishgan. Xurqus degan da'vatchisi bo'lgan ularni. Xurqus. Xurqus kelib Hazrati Aliga tahkim xato bo'ldi degan. Xurqus. Xurqus sot bilan. Tahkim xato bo'ldi degan. Nimaga xato bo'ldi? Biz tahkimga rozi bo'lib kofir bo'lib qopmiz degan. Nimaga kofir bo'lmaysizlar deganda, yo'q, biz tavba qildik kofir bo'lib. Kufrdan tavba qildik, endi salom tavba qildik ishgan. Hazrati Aliga ergashish kerak edi. Ular nima deyapti? Sen endi bizga ergashishing kerak deyishmoqchi-da. Imomga ham aql o'rgatadi kelib. Bundoq qilishingiz kerak, bundoq qilishingiz kerak. Mana bir paytda imom bo'lganda bir odam shunaqa dedi. Men aytdim. Siz Allohu akbar deganda men orqamdan ergashasizmi yoki men siz orqangizdan ergashayman? Qur'onni bilmaydi, hadisni hech narsani bilmaydi. Menga aql o'rgatyapti. Ya'ni shariat bo'yicha men aql o'rgatsa olaman, tajribaga quloq solamanda, lekin o'zidan o'zi kelib olib, ko'chada ilgari raislik qilgan, endi imomni ham boshqaraman desa, to'xta deysiz-da, din bu. Dinga ergashamiz. Din mana o'rtada. Shunga to'g'ri kelsa, men ham sizga ergashaman, lekin bu yerda imom. Aliga shunaqa deyishgan, sen ham kofir bo'lding, tavba qil, biz aytganini qil degan. Nima qilamiz? Qur'onni olaylik, oxiratni o'ylaylik, borib Muoviyani askarlarini o'ldiraylik. Ha, sulh tuzdik biz. Deganlar. Shu 6000 ta odam Ibn Abbos borib ularga keyin xatosini tushuntirganda 2000 tasi tavba qilgan. Ali o'zlari borib tushuntirganda 4000 tasi Kufaga kirib kelgan. Kufaga kirib kelib Ali xatosidan tavba qildi deb gap tarqatishgan. Va shuni orqasida keyin 3 ta odam maslahat qilib, 3 ta odam, bittasi Abdurrahman ibn Muljam Ali radhiyallohu anhuni qatl qilgan kelib. Nabi ikkitasi Muaviya bilan Amr ibn Asni qatl qilishlik uchun qasam ichgan, 3-tasi bitta joyda. Nariga ikkitasi amalga oshira olmagan, bu Hazrat Aliyni qatl qilish. Shu to'g'risida bir nima bormi? Bu qidiruv qo'llanma bormi? Bor. Al-Bidayatu wa an-Nihaya. Ibn Kasirning asari batafsil bergan. Al-Bidayatu wa an-Nihaya. Bunda bergan. Keyin Tarixul Islam degan kitob bor. Imom Zahabiyning kitobi. Bunda ham bergan. Tarix kitoblari hammasida bor. Juda katta keskin hodisa. Islom tarixidan. Hozir yana sizlarga telefoninglar bor YouTube'da. Mana shu oldingi malaka oshirish darslarida aynan xavorij masalasiga deyarli batafsil to'xtaldim ben. Shu Abror Muxtor Ali sahifamizga kirib, Jamal hodisasi, Siffin voqeasi, tahkim hodisalarini izlab ko'ringlar. Balki men aytarman, yangitdan qo'yishar, ya'ni Telegram kanalimizda ham yangitdan qo'ysa, deb topsanglar bo'ladi. O'ta batafsil to'xtalganmiz, tarix Tabariyda ham bor. Tarixi Tabariy bor, unda ham keltirgan. Va sanatlarda qanday nimalarga ishonish kerak? Masalan, deylik, tahkim hodisasi to'g'risida. Tahkimi hamma eshitgan-a? O'qigan hamma. Tahkim hodisasi to'g'risida Amr ibn As bilan Muaviya radhiyallohu anhuni, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhuni o'rtalaridagi hodisa. To'g'rimi?
Ali radıyallahu anhu tamamdan kim vardı? Tahkimge Abu Musa Ash'ari vardı. Doğru mu? Nargi tamamdan kim geldi? Ali Amr ibn As Muaviye tamamdan geldi. Uşanda tahkim hadisesinde ne mi bugün? Kim eytedi? Burada anaka ikalası ikide bana değildi. Belki görüşüm geliş oldu. Yani şöyle Muaviye'ye halife etti, verişti. Razı buradı. Ali'nin namazı. Belki Allah'a da malum. Kim de yanına geldiler? Siz de işitkensiniz de uşanda ayet hemen geçti. İşitme geldiler. Tahkim hadisesi. Şöyle numara razı bulundu. Hazretleri hem özünün vakilerinin namazı gibi razı bulundu. Razı bulundu. Yani vakil sıfatı da Abu Musa Eş'ari'yi çıkardılar. Muaviye taraftan Amr ibn As vakil buldular. İki kişinin vakilliği ortasında suhbet var. Tarihi kitaplarda var bu gaplar. En vaizler tilide çok tekrarlanırken gaplar var bu cöyde. Şunlardan bittesi Amr ibn As Abu Musa Eş'ariye karar Mişki siz çıkın Ali'nin hilafatından vazgeçtik deyip ayetin keyin ben çıkamam Muaviye'nin hilafatından vazgeçtim deyemem keyin halk özü sayıda varadı özünü halifesine deydi Miş Abu Musa Eş'ariye çıkıp durup biz Ali'den vazgeçtik deyemmiş keyin Amr ibn As çıkıp alıp biz Muaviye'den vazgeçmedik deyilmiş. İşitkansınlar şuna? Bu bilen ne kep çıkadı? Abu Musa Eş'ari ota sadde aklı orta çarak adam bu kep çıkadı. Ve halen ki Amr ibn As'ını Abu Musa Eş'ari'ni Peygamber aleyhissalatu vesselam işanç bildirip Yemen'e vali kıyarlar. Keyin Kufe'ye, keyin Basra'ya bu adam Hazreti Umar niye şançını kazanıyor adam? Hatta ki Siffin vakiyesi hali bu mesleğinden aldın, uruş başlanmasından aldın Ali'ye ait geldiler. Oy, kimiler şu işe de geldiler. Akıbeti yakışmaz da geldiler. Maslahat oylara bu kişi aklı başkalarından üstün türge. İş tamamıyla 70,000 adam ölge. Siffin. Uruş tügegende Ammar ibn Yasir katıl kılıngende ki uruş tügegende. Tahkimge 8. günü, 7 gün uruşta şuna kabuken, 8. günü 7. günü Amr ibn As katıl kılıngen. Amr ibn As katıl kılıngen de Muaviye radıyallahu anh'u hata iştihattaykenliğini bilgenler. Çünkü Peygamber aleyhisselamdan sahih hadis barıdı. Amr ibn Ammar ibn Yasir'e karar taktuluhu fiatul bagiye de gendiler. Bunu haddan aşken cemaat öldüredi, katıl kıladı. Haddan aşken manası da. Bağı deyip aytamayı mısın? Çünkü sahabeler var o zaman diyeyim. Onlarda bir iştihadı var. Muaviye'nin özlerinin iştihadı var. Muaviye hilafatta dava kime geldiler. Muaviye'nin özlerinin itirafları var. Menge hilafat gereğmez. Menge Osman'ın katıllarını kasası gereği geldiler. Çünkü Osman'ın hakdar adam. Umavilerden, amekilerisinin oğlu. Ben talep kılamam kanunu geldiler. Şu asas da cengi bugün. Keyin ne mi buldu? Abu Musa Eş'ari işançlı kadar. O adam ahmak mez. Bir de adam elde saldığına çıkıp etedi gelmez. Sahabaya tane yeti yaptı. Bizim usul kaidemizde ne mi? Sahabaya tane yeti kılıçı doğru mez. İkinci zamandan Amr ibn As o da makkar, siyasetçi, dünya üçün dinini satkan adam mı kurdu kadar yaptı? Bu adamı aldab tepeye çıkarıp durup Hazreti Ali'deki zatke hıyanat kılıyordu. Amr ibn As şuna kadar mı? Yo, Peygamber aleyhisselam ettiler. Eslemen nes ve amene Amr ibn As de geldiler. Adamlar İslam'a keygende, Amr ibn As iman'a keygende de geldiler. Kalbi bilen düşünüp iman keygen adam. Amr ibn As'ını ümmetinin dahası ikenliği de yap yok. Lekin mekkar dinini satadigan adam mez. Bu hadise şuna kadar tarikatılıyor. Lekin hadisenin ravilerinin içinde 6 ravi var. Hammasi kazzab, mudallis, işançsız adamlar. Sahabelerine tane yağdıradigan adamlar. Bunların yapı alınmıyordu. Asıl hadise ne bu yani? Asıl hadise bunlar kilişken. Yani bir de münkerliği var. Münker. Ne demek münker?
Munkar. Hadis istilohida munkar nima degani? Olinmasligi u amali, samarasi. Munkar degani sahih rivoyatlarga ters kelgan xabarlar munkar bo'ladi. Sahih rivoyatlarga zid. Tez teskari keladi. Sahih rivoyatlarda men aytayapman, Amr ibn Osning kimligini aytayapman, Abu Musa Abu Musa Ash'arini kimligini aytayapman. Voqealikda umuman tanimayapmiz odamni. Munkar notanish degani o'zi. Umuman sahih rivoyatlarga zid kelgan rivoyatlarni munkar deyiladi. Voqeani munkarligidan bittasi Amr ibn As sen halifadan keç, biz halifamızdan keçemiz deyipti. Şurada. Kana kılı Muaviye halifemez ki. Muaviye halifemez. Halife bu mesela halifadan keçedi. Munkar gel. Notori gel. Şunu yapsın mı? Hadisenin aslı, yani bir de munkarligi 7 gün cengi bugün. 70 bin adam öldürülgen. 70 bin adam. İkita adamın ölümü ular için adli bu kagen payet. Bitti kabirge 50'den adam kumulgen. Bitti kabirge. Yeni karay. Konsirat durdu adamlar. İkita manda katta cemaat durdu. Amr ibn As, Abu Musa Ash'arini yukarıya çıkarırken de o kişini aldap durup bir yoldan çıkıp özünükini ot kızıp giderken de uruş toktap sulh bularmış. Munkar. Vakiyelik doğru kemiydi. Yani devamı var şu rivayet mi? Abu Musa Ash'ariymiş aldanganlardan keyin Amr ibn As'ga qarab turib inna mathalaka kemathalil kalb in tahmil alayhi al-has aw tatruhu al-has degan. Tabariyni keltirgan bu rivoyatni. Seni misoling itga o'xshaydi, haydasa ham qo'yib qo'ysa ham tilingni osiltirib turaverasan deganimish. Shunda Amr ibn As Abu Musa Ash'ariga qarab turib ve inne mesaleke kemethalil himari yahmil asfara degeneken. Senin misalin eşek yüklengen, kitap yüklengen eşek degenmiş. Şuna kanki keskin geplerden keyin, yetkün kan akkan, hali kanın, yani ısığı soğumestan turgen peytte bu geplerden keyin sulh bu nedir mi? Sulh bu miydi? Yürüş devam etiş gerekir. Lekin vakayla gidin ama bugün, sulh bugün. Devam etken sulh. Fakat havariçler ki probleme çıkarken. O şey havariçlerini probleme çıkarmasın deydi. Sulh ne mi bu genedi? Muaviye Şam'da vali halde kaladı. Hadırcı. 3 ay müddet. Sizler cahillerine kaytasılar. Katillerini anıklayısılar. Her kim ölü günü özü kömedi. Ölgenlerini anakası alınmaydı. Ölcesi alınmaydı, hun alınmaydı, dava kılınmaydı. Ölgenler inşallah niyetine göre cennette Hazreti Ali'nin rivayetleri var, özleri etkenler. Men bilen Muaviye ortasındaki gapni Allah kıyamet günü kısap kıladı. Kogenler inşallah cennette de geldi. Şu bilen tarqalgan. Adette vakiyelikke göre şunday tarqaladı özü. Kelişilgen. Boldu kelişlik değilgen. Ketkenden ki kim havarişler probleme çıkarken. Ondan keyin iş uçağa bormasdan Hazreti Ali'nin katli bilen tügegen. Hazreti Ali'ye en katta zararını havariçler vergen. Özlerinin içinden çıkan adamlar. Bunu şu hadiselerini okuyorlar, koruyorlar. Yine bir de gap var. Nime uçun yukarıdaki rivayetini İmam Taberi'ye okuşagen, İmam Sa'di'ye okuşagen, Vakidi'ye okuşagen tarihçiler kilitirgen. Nime uçun? Rivayet zayıf özü. Nime tahmin kılasız? Nime uçun kilitirgen buluşu mümkün? Rivayet zayıf. Altıda meçhul, münker, kezzab, müdellis adamlar turdu. Uşa rivayet. Hali ki biz adamların içinde meşhur bugün rivayetin içinde. Ne için kilitirgen dese? Zahid Kevser'e etediler ki rivayetu tabari kıymetu rivayeti tabari kıymetu senedihi degen. İmam Taberi rivayetini kilitirerekken tarihte, tarih kitabıda. O aytmaydı ki men keltirgen hamma rivoyat sahih demeydi. Men hamma rivoyatga sahihlik şartını koydum demeydi. İlla bu şartını İmam Buhari, İmam Müslim koygan. Qolganlar zayıf rivoyatlarni ham keltirgan. Maqsad nima?
sizga voqealarni tarixda bo'lgan hodisalarni aytib beryapman, lekin men o'zimni zimmamdan san'at keltirib mas'uliyatni soqit qilyapman degan. Mana san'at degan. Voqeani eshitib qolsangiz, ya Tabari, siz mana bu hodisani bizga aytib bermagan ekansiz-ku, shunaqa gaplardan bor ekan-ku demasligingiz uchun keltirdim. Faqat men o'zimdan mas'uliyatni soqit qilish uchun san'atni yozib qo'ydim. San'atga qarang. Qiymatu rivoyatut Tabari qiymatu sanadihi. Tabarining rivoyatini qiymati, qadri sanadida, san'atga tikiling. San'atda ishonchsiz odam turibdimi? Ha, bu gap bor. Kim tarqatgan buni? Mudallis, munkar, yolg'onchi, rofizi, shi'a kazzoblar tarqatgan. Bunga ishonmaymiz. Asl rivoyat qanday bo'lgan? Mana bunday bo'lgan. Sahihini ham keltirgan. Zaifni keltirishdan ko'zlangan maqsad adashib qolmang, boshqa joyda eshitsangiz rivoyati mana, roviylari mana, sanadi mana deb bizni ogohlantirib qo'yish. Kim aytayotganini bizga bildirib qo'yish. Bu katta qiymatli hodisa. O'shaning uchun keltirgan deyiladi. Vaqtimiz bo'ldi. Savol yo'q-a? سبحانك اللهم وبحمدك نشكر ولا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يلا درسimiz bu akşam kelasin inshaallah kelamiz savrada dua qiling ya dua qiling Şimdi kışın yollarından bağırıp ulamalarımızı yoldan başlasın. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.